Ben Adem Birinci. Yeni video kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mübarek anneleri Molla Zübeyde anamızı anlatmaya çalışacağım. Mustafa Kemal Atatürk'ün mübarek anneleri Zübeyde Hanım namuslu, dindar bir Türk kadınıdır. Annesine Molla Hanım denildiği gibi kendisine de Zübeyde Molla deniliyordu. Bu bilge kişiliğini ifade eden bir lakaptı. Muhafazakar geleneklerine bağlı bir kadındı. Ehl-i Beyt'ten olan Atatürk'ün mübarek soyunu gizleyenler, annesi hakkında da ağza alınmayacak iftiralar yazmıştır. Hangimiz ama hangimiz kulaktan dolma bu bilgilere inanmadık ve bu büyük anayı anlatıldığı gibi yanlış tanımadık. Oysa Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büyük dedesi Eşşeyh Es-Seyyid Şeyhülislam Feyzullah Efendi'dir. Yani Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büyük dedesi bir Osmanlı Şeyhülislamı'dır. Atatürk'ün ailesi Nakıbül Eşraf'tır. Osmanlı'da 1494 yılında kurulan Nakıbül Eşraflık müessesesi, Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen seyit ve şeriflerin işleriyle de ilgilenen bir müessesedir. Nakıbül Eşraf kaymakamları mutlaka seyitlerden seçilirdi. Atatürk'ün annesinin sülalesi yüzlerce yıl Selanik'te Nakıbül Eşraf kaymakamlığı yapmıştır. Zübeyde Hanım'ın sülalesi Selanikli Nakipzadeler olarak bilinir. Osmanlı arşivlerinin yanı sıra Zübeyde Hanım'a Selanik'te komşu olmuş, onunla tanışmış, halen hayatta olan bir nesil var. Onların hepsi Zübeyde Hanım'ın evinden cuma geceleri yükselen Kur'an-ı Kerim seslerini, zikir seslerini anlatmaktalar. Bu sebeple kendisi Molla Zübeyde olarak anılırdı. Bir Şeyhülislam torunu olan Molla Zübeyde, ölümünden sonra yapılacaklara dair de 10 maddeden oluşan muhteşem bir vasiyet bırakmıştır. İnceliklerle dolu, hakkın, hukukun büyük bir rikkatle düşünüldüğü böyle kapsamlı bir vasiyeti bugüne kadar tarih kaydetmemiştir. Faziletini ve yüksek kadınlığına inandığım anam ve kız kardeşim inkılap işlerinde bana inanmışlar ve hizmet etmişlerdir diyerek Zübeyde Hanım'a olan bağlılığını ifade eden Mustafa Kemal Paşa, annesini çok ama çok severdi. Annesinin sevdiği bir şarkıyı duyduğu zaman gözleri yaşarırdı. Her sabah uyandığında temizliğini yapar, giyindikten sonra ziyaret için annesine haber gönderir, izin isterdi. Zübeyde Hanım da aynı şekilde hazırlığını yaptıktan sonra oğlunu kabul ederdi. Bu görüşmelerde Mustafa Kemal Paşa annesinin elini öper, onun hayır duasını alırdı. Bir süre annesiyle kalıp sohbet ederdi. Zübeyde Hanım oğluna Mustafa'm, Sarı Mustafa'm diye hitap eder. Çoğu zaman da bunu az bulur, Paşa'm veya Sarı Paşa'm diye hitap eder veya anardı. Bir sabah Atatürk annesinin elini öptükten sonra o mübarek büyük Türk anası kolları arasında uzaklaşan ciğerparesinin eline uzanır. Atatürk ne yapıyorsun anne der. Zübeyde ana da sessiz ve kesin bir ciddiyetle ''Ben senin ananım. Sen benim elimi öpmekle bana karşı vazifeni yapıyorsun. Fakat sen vatanı ve milleti kurtaran büyük bir devlet başkanısın. Ben de bu aziz milletin bir ferdiyim ve onun tebaasıyım. Elinizi öpebilirim.'' cevabını verir. Oğlunun elini öpmekten çok, Molla Zübeyde anamız bu hareketiyle oğlunun makamının en büyük saygıya değer olduğunu etrafındakilere işaret ediyordu. Hayatları incelik, zarafet ve nezaket doluydu. Atatürk mübarek annelerinin kabri başında şunları söyleyecektir. Zavallı annem, bütün millet için ülke olan İzmir'in kutsal topraklarına bedenini vermiş bulunuyor. Arkadaşlar, ölüm yaratılışın en doğal bir kanunudur. Burada yatan annem, eziyetin, zorlamanın, bütün milleti felaket uçurumuna götüren bir keyfi idarenin kurbanı olmuştur. Padişah ve hükümetinin ve bütün düşmanların daima baskı ve işkencesi altında kalmıştı. Hayatını acı ve üzüntü içerisinde geçirmişti. Hakkında gelen yalan yanlış haberlere dayanamayıp felç geçirmişti. İkametgahı bin türlü bahanelerle ve nedenlerle basılır ve araştırılır, kendisi rahatsız edilirdi. Annem 3,5 senelik bütün gece ve gündüzlerini gözyaşları içerisinde geçirdi. Bu gözyaşları ona
gözlerini kaybettirdi. Atatürk büyük taarruz öncesi Çankaya'daki bağ evinden ayrılırken annesinin elini öper ve o gün 17 Ağustos 1922 tarihinde Anadolu Ajansı şöyle bir haber geçer. Atatürk Çankaya'da çay ziyafeti veriyor şeklinde. Zekice bir hamledir bu çay ziyafeti haberi. Atamız Ankara'dan gizlice ayrılır, Akşehir'e doğru gider. 30 Ağustos 1922'de büyük taarruz başlar ve sonrası malum Yunan düşman İzmir'den denize dökülür. Zübeyde ana oğlunun gidişleri hakkında şöyle diyecektir. Oğlum seni bekledim, gelmedin. Çay ziyafetine gideceğini söyledin ama ben biliyorum sen cepheye gittin. Sana dua ettiğimi bilesin. Savaşı kazanmadan dönme. Annen. Allah ona rahmet eylesin. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayınız.